Ceylan Özgün. Özçelik hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki doğdun. İyi ki doğduk hepimiz. Çok teşekkürler. Ben Can Özer'in ablasıyım. Hakan ben 2 yıl Ayvalık'ta yaşadım. Evet biliyorum. Çok güzel bir yer. Ama tabii ki oradan iş yapılmadığını fark edince İstanbul'a geri döndüm. Ama 2 yıl boyunca ben Ayvalık'ta Can Ozan'ın ablası olarak bilindim. Kimse beni bir yönetmen, yani ne bileyim bir kaygının yönetmeni, bir cazı işlemesinin yönetmeni olarak bilinmeyi çok isterdim ama. Yo biliniyorsun. Can Ozan'ın ablası olarak. Peki bu nasıl bir his? İyi miydi kötü müydü? Güzel güzel. Güzel değil mi? Seviyorum ya. İyi tamam. Ya, biraz ergen ama okey. Sonuçta 90'lı. Ben 80'liyim. Canım kardeşim. Neredesin? Bak gitmiştir ha kendi sırası bitince. Orada mısın? Vay şaşırdım. Keyifler nasıl? Neler oluyor? Güzel bir film bitiriyoruz. Çok heyecanlıyız. Adı hiçbir şey normal değil. Son derece absürt bir gerilim, komedi, danslı, müzikli. Sizin de katkılarınız var. Aylin Güngör fotoğrafları çekti. Bir mekan hikayesi, %70 kurmaca, %30 belgesel, hibrit bir film. Heyecanla bitirmeyi bekliyoruz, çok renkli. Peki biz ne zaman izleyeceğiz? Asıl soru o. Yani işte postu 2,5-3 ay içinde bitiyor gibi. Efektleri yapılıyor şu an. Biraz Şubat, çok efektimiz Mart, var. Nisan, Mayıs gibi izleriz sanki. Umarız. Tamam. Peki, yani güzel bir güne denk geldi. Senin doğum gününe denk geldi ve bu arada bilmiyorduk sana bu teklifi yaptığımızda. 3 Şubat'ta müsait misin diye sorduk ve... Ve müsaittim. Müsaittim. Çünkü yalnız bir hayatım varmış değil mi? Şubat'ta evde oturuyorum arkadaşlar. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada biz de sana makaron aldık. Evet yani seviyor musun bilmiyorum. Çok severim. Pembe en sevdiğim renk. Her renkten var. Harika. Ya istiyorsan hepsini yiyebilirsin ya da paylaşabilirsin. Ama yani herkes alamaz. 20 tane var burada sadece. Yani öndekiler konuşmadığı için arkadakileri cezalandırıp ne diyorsunuz yine? Şakaydı. Ah bir dakika. Ya bu arada neyse. Hakan ben biraz şöyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Şimdi programın daha önceki kayıtlarını izledim. Çok güzel her şey ama ya sadece burada oturmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. İstediğini yapabilirsin canım. Ama ben şarkılar sırasında burada oturamam, mümkün değil. Ya istediğini yapabilirsin. Bu arada burada bir kural yok. Dans etmem lazım. Evet. Hatta ve hep birlikte etmemiz lazım. Tamam. Ya o sana kalmış. Ya istediğini tamam. Yapabilirsin. Onlar tamam. Da istediklerini yapabilirler. Ama şu an konuşmamız lazım. Çünkü tamam. Bu şarkıyı neden seçtiğini söylemen gerekiyor. Tamam. Şarkıyı söylüyorum. Evet, ilk şarkı. Bu arada benim seçtiğim 5 şarkıda ben bir yerden sonra normal müzik dinlemeyi bıraktım. Yani normal müzik dediğim sadece soundtrack dinlemeye başladığım çok sınırlı bir sinema sevdalısına dönüşmeye başladım. Sadece sinema kitapları okuyup sadece film müzikleri dinlediğim iğrenç bir dönemdeyim şu an. Ve o yüzden 5 tane soundtrack var listemizde. İlki Arkadaşım Şeytan filminden. Benim gerçekten bu ülkenin sinemasında en sevdiğim sahnelerden biri. Çünkü çok kilit, tarihi olarak acayip nokta atışı bir yerle ilgili ve orayı bize hatırlatan, yükselten ve beni vitrin mankenleriyle, 10 yaşındaydım sanırım filmi izlediğimde, vitrin mankenleriyle, ki onlarla ilgili de bir gün bir film yapmayı çok istiyorum, umarım VR, ve vitrin mankenleriyle ve müzikalle tanıştıran film bu. Atıf Yılmaz'ın filmi. Yaprak Özdemiroğlu bir vitrin mankendir ve canlanır. Ali Poyrazoğlu şeytandır. Masar Alan sonunda çok kötü oyunculuğuyla şeytanın ruhunu satar. Ve bu inanılmaz eğlenceli müzikalin İmeçe adlı sahnesiyle sizlerle birlikte olacağız demek isterdim. Çünkü çok güzel bir sahne ama müziğini dinleyeceğiz. Basalım. Ya kıpırdasanıza biraz. Gören de cenazeye gidiyorsunuz sanacak. Korkarım yakında Bakırköy'e gideceğiz. Ben bunu bilmiyordum tabii ki. Mükemmel. Daha neler var. Evet, bu filmde gerçekten. İnanılmaz bir film. Artık böyle risk alan cesur filmler yapamıyoruz ya. Ya bizde bir sorun var bilmiyorum yani nesil olarak. Ya bizde bir kesin sorun var da işte yani. Peki. Sıradaki parça nedir ve neden? Sıradaki parça The Ronettes'ten Be My Baby.
Be My Baby. Yani ben hem Ronettes'i gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok fazla grubu ve müzisyenini de etkilediler aslında. Yani Amy Winehouse'dan Beach Boys'a kadar. Kendi dönemlerinde de etkilediler yani. Ve çok fazla filmde ve dizide kullanıldı bu şarkı. Sayamayacağım kadar çok. Ama en verebileceğim ilk örneklerden biri mesela Arka Sokaklar. Kanal D'deki Arka Sokaklar. Bir Be My Baby sahnesi bayağı güzel olurdu. Mean Streets, Scorsese'nin. Dirty Dancing var. Mavi Ay dizisini bilenler el kaldırsın. Mavi tabii Ay'da ki, çok kritik bir sahnede vardı öpüştüklerinde. Ve genelde zaten ya açılış ya kapanış ya da böyle bir sezon finali hani dizide kullanılıyorsa öyle kullanılır bu şarkı her zaman. Hatta yakın zamanda bir çok iyi bir gerilimde de izledik. Hatırlayan? Yine Ronettes'ten Be My Baby finalde çaldı. Çok iyi bir gerilimde. Geçen sene. Biliyorsunuz. Dizi mi filmi? Barbarian. Bravo. Evet. Güzel konu. Evet. 10 puan. Siz söylüyorsunuz bu şarkıyı. Nasıl lanet bir film bu arada ama iyi. Evet. Yine finalde. Barbarian finalinde. Ronettes. Be My Baby. Çok seviyorum ya. Yani çünkü ya bir de şey o dönemin sanırım 60'ların şarkılarının en büyük mucizesi şu. Bir ritim var, biz o ritmi alıyor, biz onunla dans ediyoruz ama bir yandan da aşırı hüzünlüyüz ama suratımız gülüyor. Evet evet. Ben yani... bu arada o modu çok seviyorum gerçekten. Yüksek. Kesinlikle. Ama hüzünlü bir yandan evet. Sonra. Okey. Çalayım mı? O zaman rock'n'roll. Tamam, gelsin bakalım. La 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 la. Ceylan ben teşekkür ederim. Bu şarkıyı çünkü çok seviyorum. İyi oldu. Uzandı da dinlememiştim. Yani. Özletiyor kendini. Peki. Yolculuğumuz devam ediyor. Sırada ne var? Sırada yine film dizi dedik. Oradan gitmeye devam ediyoruz. Bu sefer benim kişisel olarak en sevdiğim dizi olan American Horror Story'nin bir sezonuna damga vuran bir şarkı gelecek. Çok manyak bir şarkı. Sadi iyi bilir onu da. Sadi burada mı şu an acaba? Şarkının adı Dominic. Ve Dominic American Horror Story'nin ikinci sezonu biliyor musunuz bilmiyorum antolojik bir seri ve her sezon başka bir mekan üstünden başka bir hikaye anlatıyor. İkinci sezonda akıl hastanesine geçiyor. Asylum sezonu. Evet. Ve Asylum sezonunda ne yazık ki hastaların içeride sürekli maruz kaldıkları bir şarkı var. Yani sürekli aynı şarkıyı dinliyorlar. Sürekli aynı şarkı çalıyor. Bir sezon boyunca hastalar gibi biz de izleyiciler olarak o deliliğin içine giriyoruz. Evet. Şarkının adı Dominic. Ama biz şarkının asıl söyleyeninden değil, American Horror Story'nin karakteri olan Mary Anderson ağzından duyacağız. Peki şimdi. Sen bu şarkıya bu diziyi izlerken mi tutuldun evet, yoksa zaten... Evet, diziyi izlerken tutuldum. Delirdim yani bu ne diye. Sonra baktım arkada bayağı politik bir şey oluyormuş falan ki zaten American Horror Story aslında politik arka fonu çok güçlü bir dizi. Evet. Her şeyini onun üstüne kuruyor her sezon. Ama her sezon bir şey, yani mesela ben izlemiyorum. İzlemedim ama izleyen arkadaşlarımdan biliyorum. Hani bazı sezonları çok iyi, bazı sezonları... ya bazı sezonları sana göre, bazı sezonları sana göre değil gibi bir şey oluyor aslında. Yani çünkü hakikaten sürekli biçimle, sesle, yani karakter yapısı, storytellingle oynuyorlar ya. Tamamen kendi hikaye anlatma biçimlerini kuruyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. Çok riskli bir dil ve çok çok iyiler bu konuda. Ha. Senin favori sezonun hangisi? Asylum. İkinci sezon yani. Tamam, okey. Geliyor parça. Şimdi delireceğiz beraber. Fransızca bilen var mı? Fransızca bilen? Ve bitti. Ve süresi sadece aslında 2,5 dakika falan değil mi? Bayağı evet, kısa. Bayağı kısa bir parça. Ama hissedilen 22 dakika yani. Evet, yine... Yine eskilerdeyiz. Hey. Arkadaşlar, arka taraf, arka sıralar. Arka sokaklar. Evet, onlar kendini biliyor. Evet. Evet, sıradaki parçamız. Sıradaki parçamız da yine bir film, bu sefer bir film müziği. Bir dizide kullanıldıysa bilmiyorum. Mulholland Drive, hepimizin bildiği Mulholland Drive'dan. Filmin benim en acayip tüylerimi diken diken eden sahnesi. This is the Girl sahnesi. This is the Girl sahnesinin hikayesi de şöyle, filmi izlemeyenler için ya da unutanlar için o sahneyi bir çok küçük özetleyeyim. Mulholland Drive tabii ki bildiğiniz gibi işte Hollywood bir stüdyo dünyasının acayip bir analizini yapan
olağanüstü bir film. Başka gerçekten bu kısıtlı kelimelerle anlattığım için kusura bakmayın ama aşırı hayranıyım Lone Tribe'ın, pek çok milyonlar gibi. Ve bu stüdyo sisteminin yaratıcı zihinleri ve oyuncuları nasıl lime lime ettiğini, psikolojisinin içine nasıl ettiğini o kadar güzel anlatan bir sahne ki. Çünkü başrol oyuncusu tepeden iniyor. Yani bu oynayacak. Hani ve yönetmen işte "This is the girl" diyor ona söylenen, adı yazılan kadın audition'a geldiğinde. Ama aşırı bir gerilim var sahnede. Yani bu sektörde olduğumuz için de sanırım ekstradan rahatsız edici. Ve fakat audition sahnesinde söylenen şarkı bu. "I've told every little star", Linda Scott. Muhteşem bir şarkı. Evet, Mulholland Drive'ı da analım. Evet. Yine yüzümüz gülerken içimizin kan ağladığı bir şarkı değil mi ya? Çok acayip. Evet, bu arada şeyi fark ettim. Sen böyle tekinsiz sahnelerde kullanılan tatlı şarkıları seviyorsun. Evet. Güzel bir kombinasyon bu arada yani. Ama sıradaki ne yazık ki bunlar örnek değil. O çok başka bir yerde galiba. Evet. Sıradaki parça bu arada son parça olacak. Evet. Nedir bu parça? Bu arada bir dakika, şunu değiştirmem gerekiyor. Çünkü bu parça Spotify'da yok arkadaşlar. Ya da herhangi bir yerde yok. Bir yer YouTube'da var. Onun YouTube'da için var. Bunu değiştirmem. Yani ben zaten şeyi anlayamıyorum. Niye yok? Aysel Gülel'in yaptığı, filmlere yaptığı müzikleri... bir yerde bulabilmeliyiz ya, Spotify'da hani bir albüm olarak. Yani Arabesk filminden şimdiki son final şarkımız bir düet. Müjde Ar ve Şener Şen bu filmde bolca şarkı söylüyorlar. Ve benim en sevdiğim sahne, ikilinin hiçbir zaman bir araya gelemeyen bir ikili. bir şekilde bir sürü absürt şey, felaket ya da olay aralarına giriyor ve asla birleşemiyorlar. Ama tam böyle birleşir gibi oldukları bir sahne var sahnede. Çünkü ikisi de ses sanatçısı. İkisi de o kötü sesleriyle Şener Şen ve Müjdar'ın yine de baştan sona bizi yani büyülediği bir müzikal arabesk. Yine bu arkadaşım şeytan gibi hani 80'lere has kalmış, ne yazık ki 90'larda devam edememiş bir dünya. Ve yerde gökte senin gibisi yok, birbirlerine sahnede aşkı ilan ettikleri. Çok absürt aslında ama çok dokunaklı bir şarkı. Aysel Gürel'i de buradan bir alkışlayalım ya. Bir Aysel Gürel'i alkışlamayacak mıyız? Alkışlayalım Aysel Gürel'i. Böyle. Bu arada Ceylan, bence seni de alkışlayalım ya. Hem doğum günün kutlu olsun hem de çok sağ ol geldiniz. Bu son parça çünkü. Teşekkür. Başlamadan hemen bir şey söyleyeceğim ya, Can Ozan'la ilgili. Bravo abla dedi ya demin. Biz bundan işte 3-5 sene önce Can Ozan'ın bir konserine gittik, birkaç bir grup arkadaş. Ve hani 40 yaşında olan tek insanlar, geri kalanlar biraz daha küçük. Ve bir iki şarkı sonra girmiştik. Dolayısıyla daha önce ne söylediğini bilmiyorum. Sonra Can Ozan böyle salona doğru seslendi ve dedi ki bir istek şarkısı var mı dedi. Ben de iki şarkısını biliyordum o sırada Can Ozan'ın zaten. Ve bildiğim iki şarkıdan birini bağırdım. Can Ozan da onu çaldık abla ya dedi. Sonra ya pardon, gerçekten abla. Böyle bir adımız var, bunu da bayağı şey, tatlı bir rezalet yani. Evet. Seçtiğin her şarkı gibi tatlı bir rezalet diyelim. Bizim şarkılar muhabbet. Yerde gökte senin gibisi yok. Tamam, giriyorum parçayı. Çok sağ ol geldiğin için. İyi akşamlar. Sizlere de çok sağ olun geldiğiniz için.